Efendim merhabalar. Açık Beyin YouTube buluşmalarımızdan bir tanesine daha hoş geldiniz. Artık uzaktan yayınlar yapmaya, uzaktan programlar çekmeye çok alıştık. Özellikle Açık Beyin'imizin sevgili göz bebeği Sesil Pir'le bir araya gelmenin de zaten daha kolay bir yolu yok. Kendisi İsviçre'de. Tahmin ne zaman denk geleceğinde ne yapacak? Açık Beyin'de buluşuyoruz geldikçe ama özellikle son günlerde böyle bizi evlerimize kapatan, bütün dünyayı şöyle bir durduran korona salgını nedeniyle zaten biliyorsunuz artık dijital buluşmalar adetten, mecburiyetten oldu. Biz de bugün Sesil'i bir müjdeli çalışmamızın hikayesini anlatmak, onun fikriyatını sizle paylaşmak için davet ettik. Biz Sesil'e bir kitap yazdık. Bitti inşallah. Yakında piyasaya çıkacak. Ve bu kitap gerçekten benim için de çok öğretici oldu. Liderlik, insan odaklı liderlik başlığını taşıyan ilginç bir çalışmamız. İş dünyasında özellikle Sesil'in yıllarını verdiği bir garip dünya var. O garip dünyada bazı garip düşünceler ve davranış kalıpları var. Ve ben de bu kitap vesilesiyle bunlarla biraz daha yakından tanıştım. Bunlara dair bir beyin bilimci ve bir endüstriyel psikolog zaman içerisinde biriktirdikleriyle neler söyleyebilirler? Bunun üzerine kafa yorduk, ortaya çok ilginç bir şey çıktı. Sesil, bana basit bir benim için basit bir hikaye anlattırıp arkasından onu çok enteresan bir anlatıya dönüştürme konusunda yaptığı çalışmalarda gerçekten beni de enteresan bir şekilde dönüştürdü. Buradan tekrar teşekkür ediyorum Sesil'cim. O güzel çalışma. Biraz da ben zor çalışılan bir adamım. Kızcağız beni ittire ittire. Neyse en Estağfurullah. sonunda hallettik. Ama şimdi Mustafa Acıngil'den sonra bana en hızlı kitap yazdıran ikinci kişidir Oley. kendisi. Mustafa'ya karşı şey yapacağım, rekabet Aynen başlatacağım. öyle. Bugün de çok güzel oldu. Buluştuk. Sizlerin huzurunda Sesil'le biraz konunun muhabbetini yapacağız. Sesil'cim hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Estağfurullah. Ne Ya demek? çok Bütün güzel vakit. şeyler söylüyorsanız müsaade edin ben de size teşekkür edeyim. Estağfurullah. Siz biliyorsunuz gerçi ama ben endüstriyel psikoloğum. Yaklaşık 22 senedir endüstrinin içerisindeyim. Ve bugüne kadar da 3 tane çok büyük hocanın farklı farklı kitaplarına içerik yazdım. Ama hiçbirinde benim adım geçmedi. Ve ben bunu Öyledir o. severek ve gönülden yaptım. Çünkü ben öğrenciydim. Hala daha da öğrenci olduğumu düşünüyorum, ayrı mesele. Ama ilk defa bir kitapta benim de adım geçecek sizin sayenizde. O yüzden güveniniz için, bana bu fırsatı verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Benim için çok kıymetli. Estağfurullah. Hepsi karşılıklı. Daha da güzel şeyler olacak inşallah. Sesicim sen endüstriyel psikologsun. Seninle yeni tanışanlar için şöyle kendi birkaç cümlede tanısan ne derdin? Böyle hani şeyde bir kafede bir sosyal ortamda Eyvallah. tanışırken nasıl tanışıyorsun? Ne diyorsun? Bir kendini tanıtsana bize kısaca öncelikle. Ya evet, ya benim alanım örgüt, endüstri ve örgüt psikolojisi. Ben üniversite eğitimimden sonra bir işletme master yaptım. Bir de insan kaynakları yönetimi master yaptım. İşte yaklaşık 22 senedir endüstrinin içerisindeyim. Bunun ilk 17 senesinde Fortune 100 dediğimiz böyle dünyanın en büyük ilk 100 şirketine servis verdim. Son 5 senedir de danışmanlık yapıyorum. Yani dünyanın aşağı yukarı her yerinde çalıştım diyebiliriz. Zaten 4 kıtada yaşama imkanım, yani yaşama ve çalışma imkanım oldu. Ama müşterilerimiz gereği küresel iş yapıyoruz. Biraz kendi hakkımda söyleyecek olursam, ben İnsanın ve örgütün kendi potansiyelini keşfetmesine ve bunu açığa çıkarmasını çok seviyorum. Ve ben misyon olarak insan odaklı liderlik, insan odaklı organizasyonlar geliştirmeye gönül vermiş bir insanım. O yüzden benim misyonum değişmedi ve bizim çalışmamızla beraber de aslında yeşeriyor. O anlamda da benim için çok kıymetli bizim çalışmamız. Evliyim. Bir engelli kedi annesiyim. Teknolojiye çok aşığım, doğaya çok aşığım, okumayı, öğrenmeyi çok seviyorum. Yani kendimi hani ne bileyim ben hayat boyu öğrenci olarak görüyorum diyebiliriz. Ya Bir de böyle bir senle ilgili benim ilave etmek istediğim bir şey var. Özellikle dört kıtada yaşayan bir insan olarak çok
az bulunur bir özelliği var. Yerel manevi tanıları çok kuvvetli bir arkadaşımız. Dolayısıyla küresel çalışıyor ama bir ayağının birisi bir merkezde ve oradan dünyayı görüyor. O yüzden ilginç bakış açılarına, ilginç hikayelere sahip. Onları da inşallah ileride daha değişik vesilelerde seninle paylaşıyor olacağız. Evet, o enteresan olur çünkü ben de arkadaşları gördükçe, şimdi yermek bizim hakkımız değil, ben hiçbir zaman yargılama taraftarı değilim ama insanların böyle hani dilini unutması, işte değerlerini unutması gibi şeyleri de çok aslında yıpratıcı buluyorum. Evet. Söylediğiniz benim için gerçekten çok doğru ve çok değerli. Benim bir ayağım Anadolu'da. Ben kendimi Anadolu insanı olarak görüyorum. Çok net söyleyeyim. Yani dünya vatandaşı olabilirim. O ayrı bir şey. Ama ben kökümün nerede olduğunu çok iyi biliyorum ve bunu çok özümsüyorum. Yani bunu gittiğim her yerde yaşatmaya, evet gittiğim yerlerden bir şey kapmaya çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum ama aynı zamanda bizden de onlara bir şeyler infüze etsin, bir şeyler karışsın istiyorum. Evet, önemli bir şey söylediniz yani benim aklımda. Ben senin en kuvvetli tarafın olarak onu görüyorum. Yani kendi mesleğinde şurada burada. O zaten ayrı ama bu gerçekten orijinalitede çok mühim. O nedenle de bugün burada yapacağımız muhabbeti ben önemsiyorum. Şundan dolayı küreselleşme diyorduk. 70'lerden beri bildiğim kadarıyla konuşulan bir mesele. Ben daha bebekken mevzu dünyaya gelmiş. Evet. Tam böyle gidiyordu, her şey dünya tek devlet olur mu falan filan diye coşarken önce Trump'lar falan başladı, duvarlar çekilmeye başladı. Böyle bir enteresan Avrupa'da otoriter liderler falan, ya ne oluyor derken güm diye bir de biyolojik felaket kapımızı çaldı şimdi koronavirüs gibi. Evlere oturduk, yani fiziksel olarak ayrıyız, ülkeler sınırları kapattı ama öbür taraftan şu anda gördüğün gibi seninle sohbet edebiliyoruz. Sen Zürih'tesin. Evet. Yani Avrupa'nın başkentlerinden birindesin. Oradan birincisi bu küreselleşme macerası ki hani Avrupa Birliği bunun en üst temsillerinden bir tanesi bana sorarsan ki muhtemelen siyaseten de öyledir. Nasıl gözüküyor? Biz buraya nasıl geliyorduk da ne oldu nereye dönüyoruz şimdi? Yani iş dünyası özellikle nereye doğru gidiyor sence? Evet. Ya çok çok güzel bir soru. Çok dolu bir soru. İnşallah toparlayabileceğim. Şimdi şöyle düşünelim. Önce bugün ticaret dediğimizde hocam karşımıza öyle bir karmaşık yapı çıkıyor ki yani organizasyonlar böyle kocaman kocaman. Bazıları çok hantal. Devletler mesela. Devlet de bir organizasyon şeklidir ve oldukça hantallar. Bunun sebeplerini ayrıca konuşuruz ama yapılacak işler çok karmaşık. Yani eskiden insanlar bir yere gittiğinde işte atıyorum fabrikada çalışıyorsa şu kolu çekiyordu. Bu kadar basitti. Şimdi her şey çok karmaşık. Yapılar büyük. İlişki ağları çok yönlü. Fakat unutmamamız gereken şu var. Sizin de dediğiniz gibi bu resim hep böyle değildi. Yani bu resim geçtiğimiz 100 sene içerisinde dönüştü diyebiliriz. İşte lokal ekonominin zaman içerisinde küresele evrilmesi hikayesi vardır. Hep konuşuruz. Hani para mesela insanlık için çok yeni bir mevhum aslına bakarsanız. Yani tabii ki insanlar hiçbir zaman başıboş oturmuyorlardı. Hep işte el uğraşımız olmuş, sonra tarım olmuş, sonra işte şehirleşme dediğimiz süreç başlıyor vesaire. Ama ulusal ekonomiden küresel ekonomiye dönüş gerçekten aşağı yukarı 100 senenin hikayesi baktığımızda. Şimdi işin ilginç tarafı bu dönüşüm içerisinde üretim ve tüketim arasında bir mesafe giriyor. O da insanlara çok enteresan şeyler yapıyor. Gene ayrı bir konu. Şimdi ekonomi böyle evrilirken tabii ticaretin odağı da evrilmiş. Yani 70'lerde ticaretin ana odağı üründür. Neden? Çünkü hiçbir şey yok. İşte biz Türkiye'de büyürken hiçbir şey yoktu yani. O yüzden bir fikriniz vardıysa, o fikri nasıl hayata geçireceğinizi de biliyorduysanız, bunun altyapısı ve malzemesi sizde vardıysa, aşağı yukarı kârı garantilemiş oluyordunuz. Sat modeli. Anlatabiliyor muyum? Fakat yani bunun da bu arada getirileri ve götürüleri var. Her bir adımın getirileri götürüleri var. Mesela 90'larda tedarik arttıkça ilgi odağı değişmiş. Ne olmuş? Rekabet sürecinde artık yeterince şey var pazarda. Şirketler kendini ayrıştırmak istiyorlar. Dolayısıyla pazarlama yönüne gitmişler mesela. Anlatabiliyor muyum? Hani kendilerini
daha iyi anlatabilmek için ürünün yanında servis satmaya başlamışlar. Hatırlarsınız bu ilk telefonlar, cep telefonları çıktığında önce koca koca telefonlarımız vardı. Sonra Nokia onları biraz küçülttü. Sonra şu olmaya başladı. Telefonu alıyorsunuz ama yanında bir senede kontrat satmaya çalışıyorlar size. Neden? İşte biraz orada müşteri odaklılık gelişmeye başlıyor. Sonra 2000'lere geliyoruz. Artık pazar iyice doluyor. Verimlilik artıyor. Burada gerçekten müşteri bağımlılığı söz konusu oluyor. O bir senelik kontratlar oluyor, 3 sene. Bugün ticaretin odağına baktığımızda ilişki bazlı bir odak olduğunu görüyoruz. Ama bu şey demek değil. Hani ben satıcıyım, sen alıcısın, gel ben seni yemeğe çıkarayım, beraber bir yemek yiyelim, sen de benim müşterim ol değil. Organizasyonlar artık bir ana kapasiteleri ve ana yetkinlikleri olduklarını biliyorlar. Ona öze sabit kalmaya çalışıyorlar. Onları zenginleştirebilecek başka yeteneklere, başka kapasitelere sahip organizasyonlarla ortak pazar oluşturmaya çalışıyorlar. Bu bambaşka bir mevzu. Şimdi ekonomi böyle evriliyor, ticaret odağı böyle evriliyor. Organizasyonlara ne oluyor diye sorarsak orada, organizasyonlar da evrilmiş. Şimdi ilk başta daha merkezi, daha hiyerarşik, daha geleneksel yapılar varken zaman içerisinde daha özerk, daha stratejik yapılar olmuş. Şimdi artık dönüşebilen yapılar peşine gidiyoruz. Ve bunları mesela görselle anlattığımızda dönüşebilen organizasyona baktığınızda bir şeye çok benziyor. Bir beyin, ikinci internet. Çok benziyor. Yani her yer, her yere girişken, herkes herkesle temas edebiliyor. Oligarşik dediğimiz yapılar var mesela şu anda. Yani başka başka zamanların konusu ama kısaca şunu söyleyeceğim. Aslında biz 200 senedir yavaş yavaş dönüşüyoruz. Ama bu süreç geçtiğimiz son 20 senede çok hızlandı. Zaten şu anda içinde bulunduğumuz zamanı 4. Endüstri Devrimi denilmesinin sebebi de bu. Çok hızlı gelişiyor her şey. Bunun da 3 ana tetiği var. Bir tanesi dijitalleşme, bir tanesi sizin dediğiniz gibi küreselleşme, bir tanesi de demokratikleşme dediğimiz süreçler. Belki bunları biraz konuşabiliriz. Kesinlikle. Yani şunu söylemek istiyorum. Şu anda kendini içinde bulduğumuz ortama aslında biz ticaret dünyası olarak, farkında olarak veya olmayarak hazırlanıyorduk zaten. Öyle bir evrilmenin içerisindeydik. Ama şu vardı, biz işte CEO'ları, atıyorum yönetim kurulu başkanlarını ya da organizasyona şekil veren insan kaynakları uzmanları arkadaşlarımızı ikna edemiyorduk bu dönüşüm konusunda. Ne oldu? Şimdi bir anda herkes evden çalışmak zorunda kaldı ve aslında biz dijitalleşme sürecinin içerisindeymişiz oldu. Öyleydi zaten. Hani anlatabiliyor muyum? Mecburi devrim oldu. Daha gerçek oldu. Tabii şimdi bir sürü teoriler geliştiriyor. Hani korona sonrasında ne olur işte. Mesela uzaklaşma bir tanesi bunlardan. Hani artık hep evden mi çalışacağız? Hayır, artık hep evden çalışmayacağız. Çünkü işin gerçeği şu ki bizim sistemimiz, yani büyük sistem buna hazır değil. Dolayısıyla işe geri gitmemiz gerekecek ama artık şöyle de bir gerçek var. Organizasyonların insanlara, atıyorum çocuğun hasta, ben bugün gelemiyorum çünkü çocuğuma bakmak durumundayım, evden çalışacağım dediğinde, hayır gelmek zorundasın çünkü senin işin bunu gerektiriyor deme imkanı olmayacak. Çünkü biliyoruz ki evden de aynı verimlilikte çalışılabiliyor gibi. Bu şey, devam etmeden önce ama bir şey soracağım. Bunu özellikle evet. Sen kaç yıldır yurt dışında yaşıyorsun sesin? 26 sene oldu aşağı yukarı. 26 sene. Zaten yaşın kaç, başın kaç? Yani özellikle Cecil'in bak konuşmaya başladığından şuraya kadar olan konuşmasındaki Türkçesinin duruluğuna bir dikkat edip lütfen bir ders alınız. Bu kızın kafası ondan iyi çalışıyor. İşte bu tamamen konu dışı bu arada. Eyvallah. Boş bir şey söylemek istedim. Hayır ama mesela bak özellikle dikkat ediyorum. O ne plaza dili oturmuş sana ne bir şey olmuş ki buna en hakkı olan insan sensin yani. Zaten sürekli yabancı dilde hayatını sürdürürken bir taraftan da Türkçeyi koruman hakikaten seninle bu işi nasıl yapabildiğimizi daha iyi anlatıyor. Bunu da böyle bir büyük bir parantez içine koyayım. Eyvallah. Aha da burada tarihi kayıtlarda dursun. İnsanlar bunu duysunlar isterim. Şimdi biz tabii zamanın değişmesi insanın değişimine bağlı ama insan da zamanı kendi değişimiyle değiştiriyor. Böyle çapraşık bir ilişki var içimizde. Şimdi ben açıkçası senle belki ilk tanıştığımız zamanlarda belki ondan evveldi. Bu Simon Sinek'i falan filan dinlerken işte adamı seviyorum videolarını. Evet. Kurumsal gelişimle falan uğraşan bir abi bilmeyenler için. Çok da sevdiğim arkadaşım. Evet. Sen de çok iyisin onunla. Evet.
Ama anlattığı şeylere bakınca, ya biraz da ben tabii sizin alemden uzağım ya, ya adam mesela bana şey diyor gibi geliyor, ya insanı sevmek lazım, herkes alkışlıyor, evet evet insan, ulan diyorum yani bunda ne var söyleyecek yani, insanı hakikaten sevmen lazım çünkü başka türlü olmuyor, işte ben orada insanın fabrikalarıyla uğraşıyorum falan. Sonra seninle buluşunca fark ettim ki, sana anlattığım o küçük hikayenin, işte kitabın başlangıcı olacak hikayenin, sende bu kadar tınlamasının sebebi, gerçekten çok şükür içinde değilmişim o zamana kadar ki, iş dünyasında bu büyük işkenceymiş. Yani insani değerlerin dağılması gibi bir problem varmış. Özellikle de hani bu paranın yoğun döndüğü Batı ülkelerindeki işte şirketlerde, işte bu ne diyorsunuz, corporate mind mı? Yani başka bir şekilde çalışıyor. Evet, O şirketlerin zihni farklı. Şimdi nasıl dönüşüyordu, nereye gidiyordu? Bir de tabii ben bunu seninle zaten konuşacaktım. Şimdi bir de işte bu korona hikayesi geldi. Yani bir anda artık insanlar en temel hayatta kalma sıkıntılarını hiç olmadığı kadar hissetmeye başladılar. En azından hani korku düzeyinde. Evet. Dolayısıyla biz nereye gidiyorduk, şimdi ne oldu gibi. Yani bu insani temel değerler ne zaman kaybolmuş mesela iş dünyasından? Biz nasıl bu kadar kendimize yabancılaşmışız? Evet, ya bu çok aslında kıymetli bir soru. Çünkü insan tarihini bilmeden ve tarihini özümsemeden bence kendini ileri götüremiyor. Buna ben çok inanıyorum. Ve büyük liderlerin böyle sözleri var. Yani hapiste olduğunu anlayamadan insan hapisten çıkamıyor, biliyor musunuz hocam? Aynen öyle. Böyle bir şey Aynen var. Bizim şunu çok iyi idrak etmemiz lazım. Deminden beri anlattığım 200 senelik evrilme sürecinde ortaya konulan bütün felsefeler, ortaya konulan bütün modellemeler, ortaya konulan bütün pratikler, bu pratikler üzerinden geliştirilen poliçeler, bunların hepsi ekonomistler tarafından yapılmış. Yani endüstri içerisinde ekonomiye yön veren insanlar ve bunları destekleyen sanayiciler tarafından yapılmış. Şimdi ekonomist ve sanayicinin, gene yermeden söylüyorum, ilim olarak, bilim olarak ana amacı paradır. %100. Tamam mı? Onlar kar sağlamaya çalışırlar. Çünkü yakın zamanda bir programda konuştuk. Onların şöyle bir zihniyeti var. Orada mükemmel market denilen bir model vardır. O mükemmel market modeli şunu savunur. Der ki insan aç bir canlı. Hep bir şeye ihtiyacı var. Ve dolayısıyla eğer biz ona bu mükemmel pazar ortamını yaratabilirsek, biz ona sürekli bir şey satarız. Ve biz ona bir şey satabildiğimiz sürece yeni iş aileleri doğururuz. Yeni iş aileleri doğurabildiğimiz sürece yeni istihdam sağlarız, yeni kurumlar açılır, yeni pazarlar olur vesaire. Sürekli veren, 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 veren bir zihniyet var orada. Şimdi bu zihniyet yanlış değil. Tabii ki insanın bir takım ihtiyaçları var. Ama insanın tek ihtiyacı olan bu değil. İnsanın biz psikolojik olarak baktığımızda üç tane ana motivasyonu olduğunu görüyoruz. Bir tanesi gerçekten karnını doyurmak diyelim ona. O biraz daha bencil bir bakış açısı. İşte kazanmak, karnını doyurmak, ailesinin iyi olması, güvende olması. Ama onun dışında bağ kurmak diye çok ana bir motivasyonumuz var bizim. İnsanlarla iletişim içerisinde olmak istiyoruz. İkincisi de manalı bir işe ortaklık edebilmek istiyoruz. Yani bizden büyük bir sebebin içerisinde yer alabilmek istiyoruz. Şimdi insanın bu üç ana motivasyonunu bir arada değerlendirdiğimiz zaman var olan sistem aslında insanı holistik olarak, yani bütünsel açıdan besleyen bir sistem değil. Sadece bir tarafına oynuyor. Ne olmuş? Şirketler genel olarak şunu özümsemişler. Biz insanların sadece şu kısmına yatırım yapacağız. Sadece beyni oynayacağız. Yani aklen kendilerini geliştirebilecekleri, daha yaratıcı, daha bilmem ne olabilecekleri bir ortam sağlarsak onların verimliliği tetiklenir. O verimlilik de bizim kar payımızı arttırır gibi bir denklem var orada. Aslında beynin sadece %40'ı diyelim. Beynin tamamı olsa eyvallah, gene. Eyvallah. Ama insanın vücudu var. Bir bedene sahibiz biz. Zaten bedensel olarak kapasite bir limit gösteriyor orada. Yani istesek de istemesek de orada bir kapasite limiti var. Duyguya sahibiz. Sonra ruhumuz var bizim. Yani daha bütünsel düşünülmesi gerekiyor. İnsanlar gerçekten
hangi ortamlarda daha verimli olurlar? Şimdi artık bunların çalışmaları yapılıyor ve işte sizin alanınız sinir bilim özellikle bizim için çok çok kıymetli, yani endüstriyel psikologlar için çok kıymetli bir alan. Çünkü ortaya koyuyor bizim pratikte gördüğümüz, uygulamada gördüğümüz şeyleri çalışıyor, gösteriyor. Diyor ki bakın hakikaten insanlar doğada daha verimliler. Yani doğayı geçtim, çalışma ortamı olarak var olan odalarda çiçek varsa, hadi canlı çiçeği de geçtim. Çiçek resmi varsa bile insanların verimliliği artıyor. Yani biz aslında geldiğimiz yerden uzaklaşmışız. Tekrar söyleyeceğim, sistemin bir getirisi ve büyüme süreci olarak. Ama bence şimdi o dönüşümle beraber, hani tarih hep kendini tekrar eder deriz ya, tekrar geri döneceğiz. Yani basite geri döneceğiz, dönmek zorunda olduğumuzu göreceğiz. Ya da benim işte biraz dilimde tüy bitercesini anlattım. İnsanın fabrika ayarları denen şeyi hatırlamak zorunda. Eyvallah. Senle beni buluşturan zaten hani ortak birçok yönümüz, dostluğumuz, sohbetimiz yanında. Ayrıca aslında bu hikaye. Ben şimdi sizin orada özellikle senin, ben senin bunu Simon Sinek'ten daha doğru yerde aradığını düşünüyorum. Çünkü hani kültürel olarak ciddi bir avantajın var. Senin aradığın şeyle benim aradığım şey aslında bu ortadaki buluşukluk. Yani ben mesela normal hani insanın günlük hayatındaki arızalar üzerinden, sen iş dünyasındaki bu arızaların kaynakları üzerinden aslında giderken biraz bu hikaye bizi buluşturuyor. Ben eğitim şirketimi Açık Beyin'i ilk kurduğumuz zaman işte Müge'yle bir böyle eğitimler veriyoruz deyince benden en çok hemen talep edilen başlıkların başında bu leadership geliyordu. Arkadaş leader dedim ne oluyor yani, bayrağı kapan ülkemi kuracak, nedir bu leadership derdimiz. Evet. Baktık işte ben biraz oralar literatür taradım. Tabii ben kurumsal eğitimlere oldukça yabancı bir akademisyenim. Öğrenmeye çalıştım. Ve gerçekten yani kitaplar falan bakıyorum. Abi bazısı fecaat, bazısı bunun için kitap yazmaya gerek var mıydı diyebileceğim kadar hani malumu evet, ilam tarzı şeyler. Evet. Derken bunun ciddi bir problem olduğunu fark ettim. Aslında bakınca şimdi ben mesela bu liderlik konusunda gidiyorum, konuşuyorum sağda solda. Aslında söylediğim bir tane bir şey var. Kendini lider demeyen başkasını yapamaz. Yani kendine önce bir önderlik edeceksin. Yani dolayısıyla hayatı biraz yüksek çözünürlükte yaşamanın kurumsal versiyonu aslında anlatılmaya çalışılan şey. Ama bakıyorum hani senin biraz önce dedin ya orijinden kopma, kaynağından evet, uzaklaşma. Bu lider modelini de bir tuhaflaştırmış. Ben işte yeni tanıştım onunla. Bu 70'lerden beri özellikle iş dünyasındaki lider modelleri. Neydi, nereye doğru gidiyor sence? Yani nasıl bir lider kafası vardı? Galiba krallardan falan belki konuşmak lazım bir konuyu ama yani iş dünyasındaki baskın modeller ve ne ve ihtiyaç ne sence şu anda? Evet, yani liderlik de tabii çok evrilmiş dediğiniz gibi ve bence şu anda özünden çok uzaklaşmış bir mevhum. Bugün lider dediğimizde, ya daha dün ve evvelki gün LinkedIn üzerinden bu konuşmaları yapıyorduk arkadaşlarla, tam zamanında geldi yani hani lider kimdir, ne olmalıdır, otantiklik nedir falan diyerekten. Şimdi şöyle bir şey var, öyle bir yere gelmiş ki liderlik, bir kere liderlik mevhumunu biz tapınacak bir şey haline getirmişiz. Evet. Hani yükseltmişiz, orada bir yükseltme var ve ben bunun çok yanlış ve aynı zamanda da tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü başka bir günün konusu birey-sistem ilişkisini konuştuğumuzda bu insanın kendini ayrıştırmasına sebebiyet verir. %100. Yani lider orada, ben buradayım oluyor. Aslında öyle bir şey yok. Hepimiz birer lideriz. Hepimizde liderlik potansiyeli var. Bir parantez açacağım. Ne demek istediğimi anlatabilmek için. Şimdi bugünün kurumlarına hocam, biz diyoruz ki ezber bozanlar var. Bir de engelli oynayanlar var. Tamam mı? Ne demek istiyorum? Şimdi siz varsayalım bir ayakkabı şirketinin sahibisiniz. Sizin babanız da bu işi yapıyordu, dedeniz de bu işi yapıyordu. Siz ayakkabı işini çok iyi biliyorsunuz, tamam mı? Ayakkabının ne bileyim ölçümünün nasıl olacağını biliyorsunuz, derisini nereden alacağını biliyorsunuz, işte kime ne kadar satabileceğinizi biliyorsunuz, biliyorsunuz da biliyorsunuz. Ve bu sebepten de işte 30-40-50 senedir fabrikalarınız var. Sanayinin içerisindesiniz. Allah'a çok şükür kavralıp gidiyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Bir adam geliyor, üniversite mezunu bile değil. Arkasında kimse yok, baba yok, dede yok, para yok. Ama çıkıyor diyor ki, ya ben bu ayakkabıyı 3 boyutlu yaparım. Malzememi de gider, Romanya'dan alırım.
İnterneti de iyi biliyorum. Bir web sitesi kurarım, Çin'e satarım ya da Hindistan'a satarım. Ve sizden daha hızlı, daha ucuz, daha iyi o ayakkabıyı yapıp satabiliyor. Dolayısıyla geliyor, bütün ezberleri bozuyor ve sizin pazarın içerisindeki yerinizi kaybediyor. O yüzden siz yok olup gidiyorsunuz ya da belki daha küçülüyorsunuz falan filan. Şimdi bunu Nokia'nın başına gelen biraz böyle bir şey gibi değil mi? Evet, evet, aynen böyle. Bunu niye bu kadar hani yalın dille anlatıyorum? Şimdi liderlik de böyle bir şey. Eğer siz derseniz ki ben liderim, ben oldum, birileri gelir, sizin ayağınızı kaydırır gider şu anki dünyada. Çünkü aslında hepimiz birer lideriz. Şunu demeye getireceğim. Üniversiteden mezun olmamış ya da olmuş, yeni olmuş. Hiç iş tecrübesi olmayan biri de gelip lider olabiliyor. Al işte oldu sizin 30 senelik şirketinizi ayağını kesti mesela. Anlatabiliyor muyum? Yaşadığımız dünyada şunu algılamamız lazım. Bu hiyerarşiler biraz evrilmesi gerekiyor. Bizim aleyhimize oynuyor şu anda. Şimdi liderliğin en büyük sorunu bu. İkinci sorun şu, lider dediğimizde kafamıza bir profil canlanıyor. O profil çok klasik bir profil. İşte ne bileyim, bir şirket var, o şirketin içerisinde sesi en çok çıkan insan, en karizmatik insan. İşte daha böyle spesifik sorduğumuzda hani özellikleri nedir diyerekten insanlar genelde diyor ki işte 50 yaş üzeri, çoğunlukla erkek. İşte hatta kıyafet, kılık kıyafet sorduğumuzda onu bile söylüyorlar. İşte takım elbise giyer, topuklu ayakkabı giyer. Anlatabiliyor muyum? Hani bir takım kalıplar oluşmuş kafamızda liderlik hakkında. Ama şimdi dönüp bakıyoruz. Mark Zuckerberg mesela. Koskoca şirket sahibi, Facebook adam. Gördünüz hatta mü? Aslında ülke sahibi adam. Hatta evet. Ülke sahibi. Hiç takım elbise. Ben bir defa gördüm mahkemeye çıkarken takım elbise. Evet, mahkemede. Doğru, ben de. Yani benim müşterim o kadar sık görüyorum. Ya da mesela Jeff Bezos işte Amazon'un sahibi. Başka bir müşterimiz. Yani ben Jeff'in ağzından hiç böyle haydi hop ben buraların sahibiyim falan hiç görmedim. Anlatabiliyor muyum? Hani liderlik mevhumu bir şekilde bizde şekil değiştirmiş ve şunu diyeceğim. Üçüncü ayakta şu. Biz liderliği çok fazla bir şeyleri iyi yapmakla ilişkilendirmişiz. Aslında liderlik birine yani şey etimolojisine baktığımızda birilerine nefes olmak anlamına geliyor. Yani birilerinin var olan hikayesine, yolculuğuna eşlik yapabilmek, arkadaş olabilmek anlamında. Ve onlarla belki yeni bir hikaye inşa edebilmek yani. Aynen öyle. Aslında orada umut vermek var, yeni jenerasyonlara hazırlık yapmak var. Diyeceğim o olmakla daha çok alakalı. Yani bir şey yapmakla alakalı değil liderlik. Biri olmakla, hatta birilerine ilham olmakla daha alakalı. Ama tabii bu üç boyutlu değişim sürecinde bir sürü sorunsallar ortaya çıktı. Mesela benlik algısı oluştu. Neden? Çünkü adam zaten hani kişinin kendini algılaması zordur, özünü bilmesi çok zordur. Ama adamı sen alıp bir de işte statük olarak yükseltirsen orada bir benlik doğuyor. Ben oldum diyor adam yani. Anlatabiliyor muyum? Ya da kadın neyse insan diyelim. Valla birisi ben CEO'yum dediği zaman ben bile bir irkiliyorum. Hafif bir tüylerim diken diken oluyor yani. CEO, CFO falan. Ya evet o titiller çok yalan zaten. Yani bambaşka bir konu ama titiller çok yalan. Şimdi mesela benlik algısını biraz açayım. Bu arada bir sürü bir şey var. Belki vaktimiz yetmez ama hadi bunu açayım. Açık. Aslında birinin lider olabilmesi için basamaklar vardır hocam. Tamam mı? Şimdi siz bir bireysinizdir. Bir birey olarak işe alınırsınızdır. Tamam mı? Bir eğitim almışsınızdır. Bir öğretim almışsınızdır. Atıyorum üniversiteden mezun olmuşsunuzdur. Ya da lise meslek okulundan mezun olmuşsunuzdur. Biri size istihdam sağlar. Çok güzel bir şey. İş verir. Size yeteneğiniz ya da bir yetkinliğiniz olduğunu düşündükleri için bunu yaparlar. Ve size çoğunlukla tek bir iş vererek başlarlar. Al derler bunu yap. Siz burada yetenekli kişi konumundasınızdır. Şimdi bir süre yaptığınız işi iyi yaparsanız, yani size verileni yerine getirirseniz, siz de içgüdüsel olarak bir yer eder bu iş. Ve bir süre sonra etrafınızda katkıda bulunmak için
siz de kapasite açıldığını görürsünüz. Yani yaptığınız iş böyle uykuda yapar hale dönüşür. Anlatabiliyor muyum? Sizde bir kapasite büyür ve siz başkalarına yardım etmeye başlarsınız. Burada siz katkıda bulunan kişi olursunuz. Basamak atladık. Tamam mı? Katkıda bulunan kişi olarak bunu yeterince yapınca insanlar size saygı duymaya başlar. Ve bir soruları varsa, aa bu biliyor, Sinan bilir bunu derler ve size gelirler. Burada siz yetkin kişi olursunuz. Gene basamak atladık. Yetkin kişi olarak da siz bir sürü şeyi farklı farklı görmeye başlarsınız. Bağlantı kurmaya başlarsınız, ilişkilendirmeye. Hatta dersiniz ki Sinan olarak sesin, sen bunu yapıyorsun. Bak git burada Müge ile konuş, o da bunu yapıyor. Siz birbirinize destek olabilirsiniz demeye başlarsınız. Burada değer katabilen kişi olursunuz. Yani var olan değere ek bir şey getiriyor olursunuz. Bunu da uzun süre yaptıktan sonra insan eğer de kendi duygu yönetimini, yani kendini bilmesi, demin dediğiniz kendini yönetebilir haldeyse, o olgunluktaysa, insana yön verebilen kimse oluyor. Liderliğin böyle basamakları var. Fakat enfes. Ben bunu vallahi bunun altına yazdıracağım böyle yani. Eyvallah. Ama biz hocam şimdi sistemsel olarak da şöyle yapıyoruz. Birini üniversiteden alıyoruz, bakıyoruz. Aa bu adam iyi iş yapıyor. Gel sen şu ekibi yönet diyoruz. Ya dur bir dakika. Aradaki bütün basamakları atladık biz. Yani bu adamın gerçekten kapasitesi var mı? Olgunluğu var mı? Yetkinliği gelişti mi? Eş değer arkadaşları onu yetkin kişi olarak görüyor mu? Ne oluyor biliyor musunuz? Hem o insan kendinde hak biliyor, ben 2 senede oldum diyor. Etrafında emek veren, belki ondan daha yüksek basamakta olan bir sürü insan diyor ki bu ne ya, bu adam geldi başımıza. Arkadaşlıklar bozuluyor, ilişkiler zedeleniyor. Anlatabiliyor muyum? Ve altını oymaya çalışanların da yeterli motivasyonu oluyor böylece. Tabii yani ki, tabii ki. Ve geçerli motivasyonları da olabiliyor. Ve bence bu kişiye yapılan en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Çünkü insanın öğrenme imkanını elinden alıyoruz biz bunu yaparak. Mesela benlik algısında böyle bir sorunsal var. Neyse bu çok sorunsal var. Mesela iş yönetiminin... Anlattığın şey bana, yani daha önce konuştuk mu hatırlamıyorum ama çok ne derler ona, arketipik iki modelin karşılaştırması gibi geliyor. Yani aziz ya da mürşit diyebileceğimiz modelle kral dediğimiz, kral var ya o hani, aynen, şeyden kral, hanedandan hak alan, yetkinliği olması gerekmeyen. Ya bu iki arketipsel modelin sanki hayatımızdaki yerleşmiş hali gibi gözüküyor. Kesinlikle öyle. Yani bununla ilişkili mesela başka bir sorunsalımız var. Biz buna sahiplik tutkusu diyoruz. Şöyle bir şey oluyor. İnsan kendini lider koltuğunda gördüğünde, işte kral olduğunda diyor ki bana yardımcı olan da deniyor. Bana işte hizmet eden diyor da biz yardımcı olan diyelim. Bana yardımcı olan herkes benim elemanım diyor. Sen benimsin yani. Hak görüyor sende. Bir kere kimliğinin o apayrı bir konuşma. Ama burada şu geliyor ortaya. Diyor ki adam ben otantiyim. Hayır sen otantik değilsin, sen narsistsin. Çünkü sen kendini diğerlerinin üstünde görüyorsun. İnsan hem otantik hem de şefkatli olabilir. Biz ona özgüven diyoruz. Anlatabiliyor muyum? Orada otoritedeki gücü kendi bireysel gücüyle karıştırıyor insanlar. Bizde bir de özgüven böyle hadsizlikle karıştırılır ya, böyle het hüt adamı özgü. Halbuki özüne güvenen, sınırını bilen gibi de bir anlam termihi var onun. Yani kendini bilmeyle alakalı bir terim o. Tabii, kesinlikle ama, öyle. Neyse bu sorunsalları başka bir videoya bırakalım. Çünkü çok hani gerçekten bunlardan çok var. Böyle tabii sırf seninle bir liderlik anatomisi gibi bir şey çekmek lazım. Yani. Daha doğrusu böyle var olan, yani liderlik sorunları diye belki dediğin gibi bir başlık olması lazım. Hakikaten orası, ya insanın niye bu eğitimleri istediğini ben şimdi anlıyorum. Evet. Ama biz seninle Açık Beyin ofisinde, yani aslında burada, bu arada ben Açık Beyin ev olarak taşındım artık o zaman. Tam da bu masa, aa ne enteresan, tam burada oturuyorduk yani. Orada bir şey var, biz hep onun etrafındayız evet, çünkü evet, gerçekten. Evet, böyle bir merkez durumu var orada. Bu arada bu ev, yani Açık Beyin ofisi olmadan önce de bizim bütün dostlarımızın sırayla kaldı. Müge'nin zaten evi, işte diğer bütün arkadaşlarımız burada çok zaman geçirmişler. Hakikaten buranın enteresan bir tınısı var. Burada bu masada konuyu açarken geldiğimiz noktada işte seninle bugün insan odaklı liderlik dediğimiz o ilginç kitabın ortaya çıkış macerası da başladı. Biz aslında havadan sudan sohbet muhabbet ediyorduk. Olay
liderlik konusuna bağlandı. Çünkü ben sana işte bir fikirden bahsetmiştim orada. Biraz böyle tasavvufi anlatılardan aldığım, biraz beyin bilimleri, işte bir uç, sınır, psikoloji, işte efendim akış, kuramıdır, şudur budur. Onları böyle bir sürede de harmanlamaya çalışan biri olarak senin de bu konulara ilgin olduğunu görünce bir coştuyduk, böyle bir konuşmuştuk. O sırada orada bir şey zuhur etmişti ve onun üzerine sen aylar sonra bir mail attın. Dedin ki Stanford'da bir şeyler yapıyoruz biz. Bir anlatsana o işi kısaca. Ne oluyor lan dedim. Yani şurada bir şey konuştuyduk falan. Kızımı almış, mayalamış, kabartmış falan bir şeyler yapmış. Bir de bakayım o Stanford'daki çalışmanın küçük bir tarihçesini ver bize. Eyvallah. Ya tabii şu çok güzel oldu. Şimdi burada hani 20 senenin üzerinde bir pratik uygulamalı bir tecrübe var. Sizde 30 senelik bir tecrübe var. Biz onları bir araya getirip böyle dediğiniz gibi hani irfan bilgisiyle de işte şey yoğurunca ortaya çok güzel bir şey çıktı. Ama tabii bendeki asıl ampul şuydu hocam. Zaten var olduğundan emin olduğum, yani benim kendi içimde senelerdir farklı farklı konumlarda beraber çalıştığım ve iyi olduğunu, başarılı olduğunu, verimli olduğunu düşündüğüm kimselerin bir takım ortak özellikleri olduğunu görüyordum ben. Ama adını koyamıyordum. Yani bu özellikler A mıdır, B midir, yoksa A, B, C midir bilemedim. Biz o gün böyle bir liste yaptığımızda, işte ne dedik, işte insanın cesaretinin olması lazım, atıyorum merhametinin olması lazım falan filan. Düşündüm ben, yeri uçarken uçakta, ya ben bunların hepsini tanıyorum. İşte bu insanda var, bu insanda var, bu insanlar bizim gıpta ettiğimiz insanlar ve bu insanlar örgüt anlamında organizasyonları ileri götürebilen insanlar. Yani çalışma ortamında da böyleler ama kişisel hayatlarına bakıyorum, kişisel hayatlarında da öyleler. Dedim ki burada bir şey var. Var ama bunu biz nasıl bulabiliriz? Tesadüf o ki o senenin Şubat ayında Hindistan'da ben bir ders veriyordum. Orada ben devamlı yönetim yöneticilere ders veriyorum senede bir defa. Yöneticilerden bir tanesi bana bir soru sordu. Şimdi şey verisi paylaşmıştım onlarla ben. 2000 senesinden beri bu Fortune 500 dediğimiz, yani dünyanın en büyük 500 şirketinin %52'si ortadan kalktı verisini paylaşmıştım. Bana şunu sordu. Sesil Hanım, geri kalan %48'e ne oldu? Bende cevap yok ama ben şey, orada ampul yandı bende. Dedim ki burada. Eminim dedim, adım gibi eminim, bunları gidip biz çalışsak ve baksak buradaki liderler ne yapıyorlar, bunların davranışlarını, öz yetkinliklerini vesaireleri çalışsak bizim liste çıkacak. Böyle bir teori attım ortaya cebimden. Ama bunu kiminle yapacağız? Şimdi ben hani belki doktora seviyesinde endüstriyel psikolog olabilirim ama araştırmacı değilim. Ben şirketlerde pratisyen olarak çalışıyorum. Ama çok güzel bir ağımız var. Orada Stanford'ı düşündüm. Bir de şöyle bir şey oldu. Stanford Üniversitesi'nin araştırma enstitüsünün altında özelleşmiş bir merhamet ve altruistik çalışmalar merkezi var. Dedim ki bunlar anlarsa bizi bunlar anlar. Oraya bir mektup yazdım. Dedim ki işte orada bir hocamız var beyin cerrahinin başında. Dedim ki hocam böyle 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 biz böyle insanlarız. Böyle de bir teorimiz var. Ekonomik olarak hani biz buna bir bütçe çıkarsak bizimle araştırma ortaklığı yapar mısınız? Ve açıkçası Çağlar mesela ben bu maili yazarken bana dedi ki ya aman çok hani şey yapma, heveslenme çünkü hani yani koskoca Stanford tamam ben, hani bu arada ben Harvard mezunuyum hani şey dedi sen de Harvard mezunusun ama hani Stanford bambaşka bir şey falan dedi bana böyle bir de hava attı. Ama hoca cevap verdi 24 saat içerisinde ve dedi ki konuşalım. Konuşalım ama hani ben çok meşgulüm, 5 ay sonra konuştuk biz. Konuşmamızda bana şunu söyledi aslında. Ben dedim ki hocam yani binlerce liderlik kitabı var. Binlerce yani Google'a girip arattığınızda milyon seviyesinde bilgi çıkıyor. Biz neyi yapamıyoruz, neyi yanlış yapıyoruz? O da bana dedi ki Sesil olay yönetimle alakalı değil. Biz yönetimi çok iyi biliyoruz. Ama biz kendimizi yönetmeyi bilmiyoruz. Yani iş aslında kapasiteyle alakalı, yetkinlikle alakalı değil dedi. Neyse biz el sıkıştık, kurduk teorimizi, gittik geri kalan %48 şirkete. Yani bu dünyanın en büyük 500 şirketinden 2000 senesinden beri hayatta kalmayı becermiş 200 şirkete sorduk bizimle çalışır mısınız diye.
120 tanesi, 118 tanesi tam spesifik olmak gerekirse evet dedi. 2 sene boyunca onları çalıştık. Bunlar ne yapıyor? Bunların sürekli gelişimini ne sağlıyor diye. Aslında 2 şey bulduk. Sürekli gelişimin 2 ayağı var. Biri adaptasyon, ki adaptasyon organizasyonun değişebilme yetkinliğiyle alakalıdır. Capability dediğimiz şey İngilizce. Diğeri de direnç. O da organizasyonun direnç oluşturabilme kapasitesiyle alakalıdır. Bu da insani kısmı. Ona da İngilizce resilience diyoruz. O da bizi hocanın dediği yere getirdi. Ve biz gerçekten baktık, evet, ortak 5 tane liderlik davranışı var, 8 tane yeni zihniyet var, 8 tane de öz nitelik var. Sizinle de yaptığımız kitapta bu 8 öz niteliği anlatmaya çalıştık dilimiz döndüğünce. Ve şunu da söylemek lazım, bizim yaptığımız liste cuk oturdu. Yani birebir liste çıktı. Ne fazlası ne eksiği. Bunun artısı şöyle oldu. Şunu da gördük biz, bizim varsaydığımız, evet bize bu öz nitelikler lazım dediğimiz her şeyin bireyden örgüte geçerken de bir etkisi, kültürel etkisi olduğunu da gördük. Bu da artı oldu bizim için. Yani evet cesaret bizler için bireysel anlamda önemli ama biz cesur davranabildiğimiz zaman bir örgütün içerisinde, bu aile de olabilir, bu toplum da olabilir, bu bir kurum da olabilir. Aslında topluluğun psikolojik güvenliğine katkıda bulunmuş oluyoruz gibi böyle de temalar çıktı ortaya. Bu da çok güzel oldu bizim için. Ekstra oldu, güzel oldu yani. Düşün bak, bir tane sinir bilimci hayatını ağırlıklı olarak hayvanlarda deney yapmakla harcamış birisi. Sana kafiyeli bir şeyler söylüyor ve bu kafiyeli şeyi aslında kendi hayatın, başta kendi kişisel hayatı olmak üzere, iş dünyası hiç alakası olmayan, bambaşka bir alemden gelen biriyim ben aslında. Fakat oradaki bu meselenin gidip de senin yıllarını çözmek için, bir şekilde halletmek için harcadığın meselenin ortasına oturması tabiatta çok karşımıza çıkan bir örnektir. O yüzden de heyecanlandırdı bizi. Bir yerde çalışan bir modelin alakasız gözüken başka yerlerde de zuhur etmesi o modelin hakikatle yakın bağlantısı olduğunu gösterir. Yani gerçek bir sorunu tespit eden ya da gerçek bir işleyişi anlatan bir modeldir muhtemelen. Dolayısıyla sen bunu yazdığında, bana ilk söylediğinde Stanford konusunu, işte biz bunu böyle bir çalışma, daha sonra işte kitap olayı gündeme geldiğinde bir taraftan çok sevindim, hani gururlandım. Öte yandan da dedim ki daha biraz daha çalışmamız lazım. Yani çünkü demek ki burada yakalanan o şey neyse, o bakış açısı, mesela senin biraz önce saydığın o pardon resilience. Ben şimdi onu istikrar diye daha çok kullanıyorum. Öyle bir terim benimsedim kendimce. Ve adaptasyon, uyum. Hı-hı. Biyolojinin şiarıdır bunlar. Yani canlılığın dünyada 3,5 milyar yıldır kalabiliyor olmasının sebepleridir bunlar. O şirketler işte bunu uygulayabildiği için bir yüzyıldan öbür yüzyıla geçebiliyorlar. Bu şey çok hani bir yerde çıkan bir bilginin başka bir yerde böylesine yankı bulması açıkçası beni çok şey yapıyor. Sen bunun eğitimlerini de veriyorsun. Evet. Yoğun olarak yapıyorsun bunu. Hem de böyle çok uluslu şirketlerle falan çalışıyorsun. İşte biraz önce Amazon vesaire, Facebook isimleri geçti bu arkadaşların. Denemeye başlamışsındır bu modeli. Yani nasıl yankılar alıyorsun? Mesela özellikle insanlarda nasıl tınlıyor? Çünkü ağırlıklı olarak Batı kültüründe yetişmiş, böyle daha bireysel insanlar olmaya programlanmış bir kültürden bahsediyoruz. Biz ilk korona günleri başladığında Deniz Ülke Arıboğan Hoca ile yaptığımız bir yayında böyle bir YouTube çekimi yapmıştık onda da. Tabii daha lockdown olmadığı için ofiste falan buluşmuştuk. Benim de çok gözlemleyip hiç ismini koyamadığım bir örnek vermişti mesela. Bununla çok alakalı. Sen de trende giderken Avrupa'da işte elinde sandviç yerken yanındaki adama sandviçin yarısını kırıp verirsen tuhaflık çıkar dedi. Hı. Ama dedi bizim burada o sandviçin yarısını kırıp vermezsen ayıptır. Yani böyle bir farklı paylaşım ve birlikte yaşama modelinden daha bireysel, kendi başının çaresine bakan insan modelleri nasıl tınlıyor o insanlarda? Hele ki bunlar güç sahibi tırnak içinde insanlar. Nasıl duyuyorlar? Evet, çok güzel soru. Bir sürü şey var gene içinde. Dur bakalım. Şöyle başlayayım. Boş ver, sen ana temaya gidin. Benim sorularda çok çalı. Kafam uçuyor çünkü. Soru çok, evet. Cevap da çok. Ve sabaha kadar konuşuruz millet. Vallahi beni bıraksan konuşurum yani. Ben de konuşurum biliyorsunuz o yüzden. Yapacağız. Episode. Evet, yapacağız.
Şimdi evet, öncelikle biz araştırmanın sonuçlarını aldık ve bir liderlik gelişim programı geliştirdik. Bu böyle 4 günlük uzun bir program. Biraz beyin yıkamaya, biraz vücuda geri dönmeye yönelik bir program. Çok tecrübeye dayanı. Yani böyle oturup dinlemiyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Çok hareketli. Ve bir sürü tını ve duyuyu tekrar açmaya yönelik. Bunu hem Avrupa'da hem Amerika'da yapmaya başladık biz. Çok güzel tepkiler geliyor. Zaman zaman her ne kadar gönüllü gelse de liderler, bu arada biz bu çalışmalara yani belirli şirketlerin belirli seviyedeki liderlerini alıyoruz. Mesela direktör ve üstü denir bizde. Hani gerçekten altında birkaç tane ekibi olan, uzun zamandır insana yön vermiş tecrübeli kişileri alıyoruz. Çünkü onların daha çok ihtiyacı oluyor böyle şeylere. Bazen zaman zaman bu ne ya, siz benim işte şeyimi, özümü sorguluyorsunuz diyerekten ayağa kalkıp kızanlar oluyor. Zaman zaman ağlamaya başlayanlar oluyor. Çünkü bir şeylere dokunuyor. Yani diyeceğim çok farklı duyusal tepkiler alıyoruz. Ama ben bunun olması gerektiğine inanıyorum zaten. Çünkü, zira hayra doğru değişme zaten zorlamazsa nasıl olacak? Eyvallah, eyvallah. Ama tabii ki bütünde baktığımızda yani programın anketlerine baktığımızda ve işte ölçümlemelerimize baktığımızda değer kattığımızı görüyoruz ve değer bulunduğunu raporluyor insanlar bize. Bu çok güzel bir şey. Bu programı şu ana kadar tamamıyla alan bir tane şirket oldu. Bilmiyorum ismini vermeli miyim ama... Burada verebilirsin, rütüğümüz yok. Rütüğümüz yoksa tamam, o zaman Microsoft mesela. Microsoft şu anda gerçekten insan odaklılık üstüne gidiyor. Yani Satya'nın, Microsoft'un şu anki CEO'sunun geçen Aralık ayında bir Forbes dergisinde ön kapağı vardı. Profit to people diye, yani kardan insanlara dönüyoruz diye. Bunun tamamen arkasında. Bizim programı birebir almadılar ama biz onlara danışıklık yapıyoruz. Fakat felsefeyi almış durumdalar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ki bu felsefe dinlersen, anlarsan güzel tınlayan bir felsefe. Ben bunu herkesle gördüm. Senin sayende o şeyde yaptığımız neydi o? Disrupt HR vardı ya. Evet. Hayatımın en stresli konuşmasını yaptı bu bana. 5 dakika içinde bütün o modeli kendimce anlatmak zorunda kaldım falan. Evet. Ama mesela orada bile o 5 dakika içinde bile oradaki kavramların tınladığını özellikle aralarda o kokteylde falan konuştuğumuz insanlarda yani hissettim ki onu daha uzun uzadıya dokunarak anlattığında muhtemelen kim bilir neler oluyor. Valla ben bu modelin yani yarın bir gün daha böyle global çapta selebriti insanların ağzından duyacağımıza eminim. Özellikle İngilizce kitap çalışmasını tamamladığın zaman. Peki bu modelin gidişatını nasıl görüyorsun? Yani belki daha sonra programda detaylarını konuşuruz içeriğini ama şimdi ona girersek o mevzu uzun. Sence nereye doğru gider bu model ve nasıl bir katkı verebiliriz biz iş dünyası? Hani bana sorarsan benim zaten insani gelişimde temel bulduğum şeyler, her eğitimde anlattığım şeyler, iş dünyasını nasıl bir yere doğru götürür? Hakikaten bizim daha adil, daha böyle bağlantılı, daha insanca yaşayacağımız bir iş dünyası sence mümkün mü? Hani bizim hayalini kurduğumuz şey. Oluyor mu böyle bir şey? Evet, bu soruya geleceğim. Bir evvelki sorunuzu da cevaplamak istiyorum. Tabii. Siz sordunuz hani Avrupa'da ya da dünyanın başka yerlerinde hani bireysellik, çoğulculuk. Şimdi şöyle bir şey var. Bu kavramları gerçekten uzun uzun konuşalım çok istiyorum. Bireyselliğin de değeri var. Çoğulculuğun da değeri var. Ben şuna çok yanıyorum. Bizde çok kıymetli değerler var. Biz bu değerlerden çok uzaklaşmış gözüküyoruz. Şimdi ben Amerika'ya gidip, mesela ben Forbes magazininde yazıyorum şu anda aylık olarak. Ve yani 55 milyon okuyucusu var Forbes'un. İnanılmaz geri dönüşüm oluyor. İnsanlar wow oluyorlar. Ve anlattığım şeyler atla deve değil. Bunun altını çizmek istiyorum. Yani benden evvel binlerce insan söylemiştir bunları. Ve asıl da şuna yanıyorum. Anlattığımız şeyler sizin de dediğiniz gibi bizim coğrafyamızdan çıkmış şeyler. Evet. Yani biz bunları niye benimsemedik de gittik Batı'nın bilmem ne değerini aldık? Bunu hiç bilmiyorum yani. Bunlar bambaşka konular ama. Ya ben düşün o kadar deneyimsel eğitimler değil benimki. Ben hoca olduğum için höte höte anlatıp geçiyorum. Mesela Türkiye'de yöneticilere verdiğim eğitimlerde
Benim eğitimlerde de ilginç böyle özellikle gözleri dolan insanlar oluyor. Ve eğitimler böyle genellikle onlar tam günlük muhabbetler ve çıkarken diyorum ki hani ya sizde de böyle bir şey oynadı hayrola falan. Diyor ki ya hocam diyor atamızdan duyduğumuz, atamızdan anamızdan duyduğumuz şunları şuraya gelip de şu kelimelerle anlatıyorsun ya öyle içimize su serpiliyor ki biz ne eğitimler gördük diyor. Bize gelip neler anlattılar. Halbuki diyor yani ve bunları diyen insanlar hiç de öyle yerel efendim böyle muhafazakar falan insanlar değiller. Yani gayet hani böyle bütün o çizdiğin karikatürize yönde lider modelleri bile var işin içinde. Hani böyle conti abiler, ablalar. Ya onlar bu kelimelerle tınlıyorlar işte. O yerellik, o samimiyet yani çok önemli geliyor sana ve başlı başına dönüştürücü bir şey. Çok, affedersin, genel lafa girdim. Yani tekrar aynı şeyi söyleyeceğim. Bizim topraklarda çok kadim değer var. Şimdi geçenlerde şöyle bir şey oldu. Tabii ben bir sürü farklı iş yapıyorum, bir sürü farklı yerde konuşuyorum. Yaptığım işin doğasında çok fazla rekabet var ki ben rekabet kavramından gerçekten çok tiksiniyorum. Ama tabii takdir edersiniz, takdir aldığım kadar eleştiri de alıyorum. Başka tabii türlü olması zaten beklenemez. Tabii. Ama biri bana deli dedi bir şey için. Ve hakikaten deli, crazy clip, yani İngilizce crazy kelimesi kullanıldı ve bana deli dedi. O da bana dokundu. Ben de anneannemi aradım. Şimdi benim anneannem 14 yaşında, yani çocuk gelin, evlendirilmiş, köyde yetişen, mısır ve işte çay geliştiren bir ailenin köylü kızı. 5 tane çocuk vermiş, 4 tanesi yaşamış, ne okula gitmiş, hayattaki en büyük üzüntüsüdür, okuyamadım ben evladım der. Ben de bir şey olunca anneannemi arıyorum. böyle oldu bana deli dediler. Bilge danışma hattı. Bilge danışma hattı, aynen öyle, direkt bağlanıyorum. Dedi ki, evladım dedi, Rabbim diyor ki, şimdi bu arada gerçekten hani dindar değil bu söyler, onu söylemek istiyorum. Yani anneannem hani evet başı falan kapalı bir kadıncağız, çok inançlıdır ama onun için anlatmıyorum hikayeyi. Şöyle dedi bana, Rabbim diyor ki evladım dedi, ya bana veli olarak gel ya deli olarak gel. Veli olamayacağımıza göre varsın deli olarak gidelim dedi. Yani işte şu söylediği benim gönlüme o kadar su serpti ki, anlatabiliyor muyum? Yani ya. Orada anlatılmak istenen kat 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 o kadar fazla değer var ki ne takıyorsun dedi ya, ne takıyorsun? Sen doğruyu yapıyor musun? Hakkı söylüyor musun? Tamam o zaman boş ver, bunu söylüyor anneannem bana. Anlatabiliyor muyum? Ama ben bunu dünyanın neresinde olursam olayım Tokyo'dan da işte anneanne hattına bağlamıyorum. Hani evet. Ve burada o bağlandığın hatta karşı bir görevimiz var. Artık evet. Eskimeye yüz tutan nesil olarak çünkü arkamızdan birileri geliyor. Onu tercüme edip anlatma yükümlülüğümüz, onu insanlara evet. yayma yükümlülüğümüz var. O çok önemli bir şey. Kültür evet. dediğim şey de zaten böyle oluşuyor. Aynen öyle. Son sorunuza geleceğim. Şimdi hani katkısı ne olur bunun dediniz, iş dünyasını nereye götürür? Şimdi şöyle bir yanlış algı var iş dünyasında. Verimliliğin tek yolu rutin çalışmadan, hiyerarşiden ve kategorize etmekten geçer diye bir algı var. Bu gene ilk endüstri devriminde ekonomistlerin kendince geliştirdiği bir teori. Ben size uzman bir endüstri örgüt psikoloğu olarak söyleyeyim. Bunun dışında bir sürü yolu var verimliliğin. Bildiğimiz en iyi yol insan odaklı yol. Ben o yüzden senelerdir bunu zaten anlatmaya çalışıyorum. Yani eğer siz insana yatırım yaparsanız, insanın kendini geliştirebileceği, kendini gerçekleştirebileceği ekosistemi, ortamı sağlarsanız, şirketin verimliliği zaten artıyor. Ve o verimlilik hem kar olarak, hem çalışan bağlılığı olarak, hem memnuniyet olarak, hem müşteri memnuniyeti olarak size geri dönüyor. Yani şunu insanlara gerçekten artık anlatabilmemiz ve belki de idrak etmelerine yardımcı olmamız lazım. Bir şirketin hayatta kalmasının tek yolu kampçı değil. Bundan vazgeçmemiz evet. gerekiyor. Daha iyi yolları var. Gerçekten daha iyi yolları var. Ve biz bunları ölçümlüyoruz. İşte şimdi hikaye inşallah anlatıp insanlara bir şekilde bir şeyleri devşirmeye çalışacağız. Ama benim asıl niyetim topluma indirebilmek bunu. Çünkü yani ticari dünyamızın bir parçası. Ben şahsen, yani benim insani misyonum bu. Herkese ait olabileceği, herkesin sevgi bulabileceği, herkesin kendini güvende hissedebileceği bir ortam yaratmak.
Ben Türkiye'de bunun yeterince olmadığını düşünüyorum ve bir Türk vatandaşı olarak gerçekten bunu sağlayabilmek istiyorum. Asıl misyonum budur yani. Ben buna böyle kadar da gidebileceğimize de inanıyorum yani. Seninle yaptığımız bu modeli ben mesela okullarda öğretmenlere, üniversitelerde öğrencilere, gençlere, özellikle ana babalara çok yoğun anlatıyorum mesela. Ve aynı etki orada da gözüküyor. Tabii bizim ülkede, yani bu topraklarda o kadim değerlere olan ilgi kaybının faturasını biz ağır ödüyoruz. Yani hep gözümüz dışarıda, hep nevzuhur bir şeylerden öğrenmeye çalışıyoruz. Halbuki yani zübde-i alemdir insan, kültürüyle yetişmiş birisi. İnsan hakları evrensel beyannamesinin ötesinde bir açılım sağlayabilirdi halbuki. Yani insana başka bir yerden bakabilirdi. Bu fırsatı biraz kaçırmış bir ara nesil. Biz onun belki son halkalarından biriyiz. Buraya hatırlatmak kolay, davranış yapmak zor. Ama dışarıda bu kültüre tamamen yabancı olan birinin ilk duyduğunda genelde yaşadığı şok etkisi, muhtemelen sana deli diyen de ondan demiştir. O şok etkisi aynı zamanda bir dönüştürücülük yapıyor. Yani korkarım demeyeceğim, umut ederim. Muhtemelen sen bunu global çapta ne kadar çok anlatırsan, o değişimi önce galiba bu kültüre yabancı olanlarda biz hissetmeye başlayacağız. Onlar ele geçirecek. Mesela ben Simon Sinek'in konuşmalarına, ki aranızda tabii hem de diyaloğunuzdan dolayı çok örtüşmeler olduğunda görüyorum söylemde. Onun konuşmalarını yaptığı etki bu kadar işte dünyada işte bu bir şey anlatıyor falan denmesinin sebebi aslında Batı medeniyeti ve zihniyetinde bir dönüşüm yaratması. Senin başlattığın bu şeyde vesile olduğun bu modelde bence şok etkisi yapabilme potansiyeli çok yüksek. Bir İngilizce kitabı da bir bitirelim bakalım, görelim nasıl olacak. Ben çok merak ediyorum oradaki etkisini. Evet. Bizim bu arada Türkçe kitabın ön şeylerini okuyan bazı arkadaşlarımız, iş dünyasından isimler, bize çok gaza getirici geri bildirimler veriyorlar. Sağolsunlar. Biz böyle bir şey görmedik falan diye. Valla ben de görmemiştim böyle bir şey. Şunun yüzünden oldu. Estağfurullah hocam. Vallahi, yalnız var ya, seninle muhabbete doyum olmuyor gerçekten. Şey yapalım, bir devamını yapalım bunu. Eyvallah. YouTube'un genellikle biliyorsun bir attention span diye bir hikayesi var. Gerçi normalde 3 dakikaya düşmüş falan diyorlar ama özellikle biz böyle kabaca formatı 1 saatte tutmaya çalışıyoruz. Hani bizimki ciddi ciddi kanal olduğu için. Aldım bundan ben sonra özellikle işte şu kitap çalışmamız istiyorlar, tam bir baskı anlamında hitama ersin. Bu parça parça bu konuları buradan konuşmaya devam edelim. Çünkü şu andaki hızlı değişen ortamda bir de yani insanlar tamam bunu alacaklar, okuyacaklar, bu eğitimleri dinleyecekler ama bu sözün yayılmasını ben önemli görüyorum. Yani böyle ortamlardan insanların buna kulağının kırılması, bunları diline dolaması, bir şekilde üzerine tartışması zihniyet dönüşümüne de çok etkili olacak ve eğitimle uğraşan bizim gibi insanların da işini kolaylaştıracak. O yüzden bence bu ortamlar çok büyük nimet. Ama en büyük nimet sizin gibi arkadaşlar efendim. Sen bak senelerce bu işlerle uğraş, böyle kültüründen kopma, kafanı hep burada tut, hep sen anneannenden koştuk al bilmem ne yap. Ondan sonra işte zamanı gelince böyle bir şey çıkıyor. Mevlana'nın dediği gibi pergelin ayağını doğru yere batırıp bütün dünyayı bir içine alacak daire çizdiğiniz zaman işte o zaman büyük bir şeyler başarabiliyorsunuz. Mesela bizim işte Mustafa Kemal Atatürk de öyle bir insan. O da yerel değerden globale bakmış. Tarihimizde işte Mevlana, kime gidersen git, yani büyük bildiğimiz bütün isimler öyle. Biz sadece bunların modellerini anlamaya ve anlatmaya gayret ediyoruz. Evet. Onun gibi olan arkadaşlar olsak da güzel olur tabii. Değil mi? Zaman içinde evet. Sesil onun adaylarından biri. Gayret ediyoruz efendim. Evet. Ağzına sağlık. Çağlar'cığıma çok selam ediyorum. Rica tekrar. Ederim. Ben çok teşekkür ederim. Yine yapalım. Kitabın tabii. İçeriklerini de konuşalım. Yani ne isterseniz aslında ben... Programlarız. Seninle sohbet her zaman zevkli. Sen biraz şey de yap. Hazır bu. Çok yoğun çalışıyor Sesil bu arada. Sen böyle dinlen. Böyle çenene vurduğu zaman eğitimci olur ya, benim konuşasım geldi falan. Sen bana bir yaz WhatsApp'ın oradan buradan. Biz hemen hızlıca organize ederiz. Çok selam. Züriye dikkat edin. Teşekkür ederim. O kadar size emanet. Görüşmek üzere. Ben de selamlar. Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın. Hepinizi öpüyorum.